Küresel ekonomi, küresel ticaret, küreselleşme. Bu sözleri neredeyse hemen her gün duyuyoruz. Peki dünyanın küreselleşme serüveni nasıl başladı? Eski bir kamyon şoförü olan Malcolm McLean, 1950'lerde hayata geçirdiği buluşuyla dünya ticaretinde çığır açtı ve ticaretin küreselleşmesine büyük katkı sağladı. Malcolm McLean 1913'te dünyaya geldi. Mütevazi bir Amerikan ailesinin çocuğu olarak büyüdü. 1935'te liseyi bitirdiğinde büyük buhranın etkileri hala devam ediyordu ve ailesinin onu üniversiteye gönderecek paraları yoktu. Ancak ona ikinci el bir kamyon aldılar ve taşımacılık yapmaya başladı. Başlangıçta boş tütün fıçılarını taşıyordu. Zamanla çiftçilerin mal ve malzemelerini taşımaya başladı. Limanlara gidip geliyor, yük boşaltıp yük alıyordu. 1937 yılında New Jersey limanına yük getirdiği bir gün, tüm gün boyunca liman işçilerinin yükü kamyondan indirmelerini bekleyince sistemin ne kadar verimsiz olduğunu düşündü ve bu konuda kafa yormaya başladı. Bir yandan da işlerini büyütüyordu. 1940 yılına geldiğinde 30 kamyon olan bir şirket sahibi olmuştu. Taşımacılık işine devam ettikçe yük bindirmenin ve boşaltmanın hem zaman hem maliyet açısından ticaretin önüne büyük engeller çıkardığını daha da iyi gördü. O dönemde gemi taşımacılığı, dökme yük taşımacılığı adı verilen bir sistemle gerçekleştiriliyordu. Bu zorlu süreçte her seferinde yükün bir nakliye modundan diğerine, yani örneğin bir demiryolu vagonundan bir kamyona veya bir kamyondan bir okyanusa giden gemiye geçmesi gerektiğinde tüm gönderi parçalanmalı ve her bir ürün ayrı ayrı ele alınmalıydı. Bu çok zor bir süreçti. Ticaret gemisi SS Warrior 1954'te Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya'ya gittiğinde 194.582 ayrı çanta, varil, tahta sandık ve karton kutu taşındı. Brooklyn'de her bir eşya bir kamyondan veya trenden rıhtımın yanındaki bir depoya taşındı. Depodan tekrar alındı ve geminin ambarına indirildi. Sonra deniz yolculuğunda hasar görmeyecek şekilde konumlandırıldı. Almanya'ya vardığındaysa bu süreç tam tersi olarak yaşandı. Ve bu tüm gemi taşımacılığında aynı şekilde işliyordu. Transatlantik gemi yolculuğu sadece 10,5 gün sürmesine rağmen bazı kargolar 3 aydan fazla zamanda yerine ulaşabiliyordu. Yük taşımacılığının bu hantal hali uluslararası ticaretin maliyet fiyatlarını çok yükseltiyordu. Navlun ücretleri ithal edilen malların maliyetinin ortalama olarak %10 ila %30'unu oluşturuyordu. Ayrıca sigorta da çok pahalıydı. Çünkü kargo yolda sık sık hasar görüyor veya çalınıyordu. Amerikan fabrikaları makine ihraç ederken Fransız üzüm bağları kaliteli şarap ihraç ediyordu. Okyanus genelinde mal göndermek o kadar pahalıydı ki ucuz ürünler ticarete değmezdi. Sadece en yüksek kalitedeki giysiler uluslararası ticarete konu oluyordu. Çünkü yüksek nakliye maliyeti ticaretin önünde bir engel oluşturuyordu. 1950'lere gelindiğinde McLean'in şirketi Amerika'nın en büyük kara taşımacılığı şirketlerinden biri haline gelmişti. 1500'ün üzerinde kamyonu vardı ve neredeyse her türlü yükü taşıyorlardı. 1937'de bir kamyon şoförüyken aklına gelen fikri uygulamak için artık yeterince güçlüydü. Önceleri kamyonlarını gemilerle taşımayı planladı ama bu verimsiz bir deneme oldu. Bunun üzerine sadece konteynerleri taşıyacak bir sistem geliştirmeye karar verdi. O yıllarda Amerikan kanunlarına göre bir kamyon firmasının aynı zamanda gemi taşımacılığı firmasına sahip olmasına izin verilmiyordu. 1955'te şirketini 6 milyon dolar karşılığında sattı. Birçok T2 tankere sahip olan Pan Atlantik Tanker şirketini satın aldı ve adını Sealant olarak değiştirdi. 1956'da 22 milyon dolarlık bir banka kredisi alarak filosunu genişletti ve gemi güvertesine yük indirip boşaltabilecek vinç sistemini tasarlayarak uygulamaya geçti. Eski adı Paltero Hills olan tankere Ideal X adını vermiş ve güvertesinde 60 tane 35'lik konteyner taşıyacak hale getirmişti. 26 Nisan 1956 tarihinde üzerinde 58 adet 35'lik konteynerla Ideal X gemisi New Jersey'den Houston'a gitmek üzere yola çıktı. Yaptığı bu işle 3000 deniz mili yolu normal şartlarda ton başına 5.8 dolar olan taşıma maliyetini sadece 16 sente düşürerek müthiş bir ticari başarı ortaya koydu. Ancak bu durum öyle hemen herkesin hoşuna gitmedi. Aksine yoğun muhalefetle karşılaştı. Avustralya'dan Venezuela'ya kadar birçok liman işçisi sendikası işlerini kaybedecekleri korkusuyla grevler düzenledi. Ayrıca yatırım maliyeti yüksekti.
Eski limanlar bu konteynerları yükleyip boşaltabilecek teknik imkana sahip değildi. McLean'i takip eden başka taşıma şirketleri de olmuştu ama konteyner boyutlarında bir standartlaşma olmamıştı. Herkes kendi ebatlarında konteynerler üretmiş ve taşımaya çalışmıştı. Bu da limanlarda yükleme ve boşaltmalar sırasında sıkıntılar oluşturuyordu. İşte kırılma noktası da bu oldu. Yıllarca süren standart arayışı sonlanıp bir karara bağlandığında konteynerlaşma da patladı. İlk transatlantik konteyner yüklemesi ise 1966'da gerçekleşti. Konteynerler Atlantik'i geçerek Scotch viski ve Almanya'da konuşlanan Amerikan askerlerinin ev eşyalarını taşıdı. Maliyet tasarrufları o kadar ilginçti ki 3 yıl içinde Kuzey Atlantik'teki neredeyse tüm ticaretler konteynerlarla yapılmaya başladı. 2 yıl sonra uzak konteynerler Japonya'ya da gitmeye başladı. 1967'de 27.1 milyon ton olan deniz yoluyla Japon ihracatı, Pasifik'te ilk tam konteyner hizmet yılı olan 1969'da 40.6 milyon tona yükseldi. Japon teknoloji ürünlerinin Amerika'ya akmasıyla Japonya'nın Amerika'ya yaptığı ihracatın değeri sadece 1969'da %21 arttı. Arkasından Hong Kong, Kore, Tayvan, Singapur gibi ülkeleri de kapsamına alan konteyner gemileri Amerika ile bu ülkeler arasındaki ticaretin 2-3 yıl gibi bir süreçte yer yer 2-3 kat artmasına sebep oldu. 1986'da Çin ekonomisini yabancı yatırımlara açmaya karar verdiğinde düşük değerli mamul üretme stratejisi düşük maliyetli konteyner hizmetlerine dayanıyordu. İşte küreselleşmeyi hızlandıran ve bugün dünya ticaretinin düşük maliyetlerle daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli gerçekleşmesini sağlayan konteynerler McLean sayesinde hayatımıza girmiştir. Malcolm McLean ilk konteyner taşımacılığını yaptığı şirketini 1969'da 160 milyon dolara sattı. Sonraki hayatında hastaları, sedyeden hastane yatağına aktarma aracı da dahil olmak üzere birçok değişik icat yaptı. 2001 yılında 87 yaşındayken hayatını kaybetti.